Ramazan'da devam edecek aşılama için aşı orucu bozar mı tartışması gündemde. Diyanet İşleri Başkanı koronavirüs aşısının orucu bozmayacağını duyurdu. İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş da şüpheden kaçınmak için iftardan sonra aşı olunması tavsiyesinde bulundu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Ramazan'a sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı kapıda. Ramazan öncesi bu yılki tartışmanın konusuysa aşılama. Ocak ayında başlayan aşılama Ramazan ayında da devam edecek. Hal böyle olunca oruçluyken uygulanacak aşı için orucu bozar mı sorusu da gündeme oturdu. Her sene Ramazan ayına girerken orucu ne bozar ne bozmaz soruları gündeme geliyor. Bu sene aşılama başladı bildiğiniz üzere ve bu senenin konusu da belli oldu böylelikle. İşte aşı. Aşı orucu bozar mı, bozmaz mı? Şimdi bu soru tartışılıyor ve Diyanet aslında bu sorunun cevabını kesin bir şekilde verdi ve koronavirüs aşısı orucu bozmaz dedi. Diyanet'in fetvası sonrası ilahiyatçılardan farklı yorumlar geldi. Profesör Doktor Mustafa Karataş da o tartışmalara dikkat çekti ve oruç tutanların iftardan sonra aşı olmalarını tavsiye etti. Helal belli, haram bellidir. Bir de bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Tam da buraya geliyor. İğne orucu bozar mı, bozmaz mı? İstefti kalbek ve in eftakel muftun. Müftüler fetva verecekler elbet ama en önemli şey de kalbin fetvasıdır diyor. Şüpheli şeyler de kalbe sormak lazım. O zaman biz ne yapacağız? Aşı zaruret var. Hastalık var, aşı olmamız lazım. O zaman şöyle yapmak lazım. Madem bu şüpheliyse aşımızı gece olmalıyız. Yani iftar vaktinden imsak vaktine kadar gece olmalıyız. Müslüman bir memlekette yaşıyoruz. Aşının bugünlerde, Ramazan'da gece yapılması da mümkün. Karataş zorunluluk durumundaysa gün içinde de aşı olunabileceğini söyledi. Diyanet'in fetvasını hatırlattı. Yok imkan gündüz yapılacaksa bu da en azından büyük imamlar, büyük kitaplarda pek çok yerde bozmaz diye kanaat de var. O zaman bozmazdan hareket edilir. Fakat bir şüpheden dolayı da başka bir zamanda ihtiyaten bunu tekrar kaza etmek daha doğru olur. Diyanet'in verdiği fetva elbette sıradan bir fetva değil. Alimler var, hocalar var, kitaplar onların da önünde var. Açıyorlar her birinden ve bugünkü tıptan yararlanıyorlar ve ortaya vatandaşa gereken bir fetva koyuyorlar. Vatandaşa düşen de devletine güvenmesi, diyanetine güvenmesidir. Ama gönlü ne diyorsa fetvayı esas vicdanı versin diyorum ben de.